Doğu Türkistan'da uygulanan sözde eğitim adı altındaki hapishaneleri denetlemek üzere bölgeye gidecek olan heyete Çin'den seyahat yasağı geldi. Alman Yeşiller Partisi vekillerinin önümüzdeki haftalarda Çin'e gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti, heyette kamuoyunda Uygur azınlığın haklarını savunmasıyla tanınan Margaret Bauss da bulunduğu için Pekin tarafından izin verilmediği ortaya çıktı. Yeşiller Partisi üyesi vekil DPA haber ajansına yaptığı açıklamada, Çin'in listede ben olduğum sürece heyetin Çin'e seyahat edemeyeceği şeklindeki mesajı kesinlikle kabul edilemez. Bunu insan haklarını yüksek sesle ve açıkça destekleyen parlamenterleri susturma girişimi olarak görüyorum ifadeleriyle Alman parlamentosunu Çin'in bu tarz tutumlarına izin vermemeye çağırdı. Doğu Türkistanlı STK'lar Malezyalı Doğu Türkistan gönüllüleriyle bir araya geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı heyeti Malezya Wada Pensir Desen Umat Teşkilatı Başkanı ve İnsan Hakları Komisyon Başkanı Ahmet Azzam ile İstanbul'da bir araya geldi. 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen toplantıda Doğu Türkistan'daki güncel durum ve Tayland'daki Uygurların meselesi ele alındı. ABD'nin 3 ayrı bölgesinde gerçekleşen saldırılar sonrası ülkede 5 günlük yas ilan edildi. Trump'ın yayınladığı genelgede Amerika Birleşik Devletleri bayrağının başta Beyaz Saray olmak üzere tüm kamu binalarında 8 Ağustos 2019 gün batımına kadar yarıya indirileceği açıklandı. Dün akşam saatlerinde Chicago'da gerçekleşen saldırıda 14 kişi yaralanırken sabah saatlerinde Ohio eyaletinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda ise 9 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca Texas eyaletinin El Paso kentinde bir alışveriş merkezinde yapılan silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmişti. Irak Petrol Bakanlığı'nca İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Basra Körfezi'nde el konulan geminin Bağdat yönetimine ait olduğu iddiası yalanlandı. Açıklamada ilgili makamların İran tarafından el konulan gemi hakkında bilgi toplamaya çalıştığı vurgulandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nca akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla Basra Körfezi'ne el konulan geminin Irak'a ait olduğu duyurulmuş, HITA gemisinin İran'dan kaçırdığı akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine taşıdığı öne sürülmüştü. Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir'deki kontrol hattında yaşanan gerilim devam ederken çatışmaların yayılması korkusunun sınır hattındaki köylere doğru yayıldığı bildirildi. Pakistan polisince yapılan açıklamada Hindistan'ın kontrol hattına ateş açması sonucu bir kadının yaralandığı ve çatışmaların yayılması korkusunun sınır hattındaki köylere doğru yayıldığı bildirildi. Sınıra yakın yaşayan Pakistanlıların güvenli yerlere gitmek için evlerinden ayrıldığı, bir kısmının da evlerine yakın yerlerde yeni barınaklar inşa ettiği belirtildi.